İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Merhabalar Kaderen Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş ve sizlerle devam edelim yine. Biraz sizleri tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Ben fizyoterapist mezunuyum, fizyoterapistim. Yani çocuk oyun parklarında biliyorsunuz yaralanmalar fazla oluyor. Çocuklar birbirine çarpışıyorlar. Yani bu yüzden bu sektörde çalışılması gereken bir şey. Ve şöyle bir şey daha var. Gelenlerin yaşı daha küçük olduğu için çocukların gelişiminde, motor gelişimlerinde, ondan sonra kaslarında, kemiklerinde, yani kas ve kemik kütlesinin hacmini arttırmada yani parkurlar gerçekten çok iyidir. Hani bunlara yönelik aktivitelerin içeride olması, çocukların kendilerini geliştirebilecekleri, güzel sporlara adapte olabilecekleri, bir sürü oyun var içeride oynayabilecekleri, kendilerinin gelişimine arttığı bir sürü avantajı var. Biliyorsunuz hani küçükken siz de duymuşsunuzdur. Hani bir yerlere tırmanan çocukların daha uzun boylu olduğunu falan söylemişlerdir. Bu yönden çocukların uzun boylu olması, kemik kütlesinin artmasından yani bu tür aktiviteler çok faydalı oluyor. Hı hı. Yani bunları söyleyebilirim. Yaralanmalarda hemen direkt olarak şeyimiz var, tedavimiz var, bulunmaktadır. Hemen yardımını... Siz bu alanda uzmansınız zaten ve burada da hizmet sunuyorsunuz yine. Evet. Uğur Bey, sizleri de biraz tanımak istiyoruz. Sizlerden dinleyelim. Ben mimarım. Daha önceden 6 sene kadar bir mimarlık sektöründe bulundum. Yapılar yaptım, Kıbrıs'ta çalışmalarım oldu. Şimdi ise Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Artık Türkiye'de zaten biz bir aile şirketiyiz. Aile şirketimizle beraber hani çocuk oyun parkları üretiyoruz komple. İşte indoor ve outdoor olarak. Bunların mimari tasarımlarını ben yapıyorum daha çok. Çocuk oyun parkı tasarımlarını da abim yapıyor. Ben daha çok konstrüksiyon işlerindeyim. Bu şekilde 2009 senesinde bu işe başladık. Daha önceden babamın birazcık deneyimi vardı. Hem öğretmenliğinden, beden eğitimi öğretmenliğinden gelen bir tecrübesi vardı. Abim de üniversiteden mezun oldu. İlk başta abimle beraber sırtlandılar. Ondan sonra ben üniversiteden mezun oldum. Biraz kendi işimi yaptım. Ondan sonra da hep beraber ailecek sırt sırta verip bu işe başladım. Evet, yaklaşık 9 yıl olmuş ve bu tarz oyun alanlarının mimarisi size ait. Evet. Şimdi de Arena Trambolin'deyiz. Evet. Peki biraz burayı sizlerden dinleyelim. Neler yapıyorsunuz? Ne tür oyunlar var burada? Şimdi burada birçok çeşit aktivite var. İlk başta burası bir trambolin çocuk parkı değil. Burası eğlenceyle birleştirilmiş bir spor merkezi. Hani ilk gelen insanlar hep içeride çocuk gördükleri zaman veyahut da hani Türkiye'de bir özdeşme vardır. Trambolin çocuk. Evet. Hani trambolinler çocuklar için. Ama halbuki böyle bir şey değil. Trambolinin olimpiyatlarda bile yeri var. Yani 2016 olimpiyatlarında yani devamlı izliyorum ben olimpiyatlar olsun. Sonra başka spor, parkur sporları. Bunlarda hep trambolinin çok büyük yeri var. Bizim alanımızda ise 44 tane trambolin alanı. Herkese ayrı ayrı yani 44 kişiye hizmet verebilecek trambolin alanları. Top havuzları, sünger havuzları, tırmanma duvarı, halatlarımız, basketbol sahamız, voleybol sahamız, yakar top sahamız, handbol sahamız ve ayrıyeten trambolin futbolu dediğimiz bir tür futbol var. Onların bütün alanları mevcuttur. Ayrıyeten uzun 2 tane de bu tarafta ve bu tarafta bulunmak üzere toplam 4 tane artistik trambolin alanlarımız bulunmaktadır. Ve aynı zamanda bir kafemiz. Evet. Salonumuzun içerisinde. Evet. Aslında tam anlamıyla her şeyi yeni oturtulmuş ve her alanın bulunduğu bir oyun salonu diyebiliriz burası için. Evet. Dediğiniz gibi sadece trambolin yok. Evet. Peki biraz da oyunların faydalarından bahsedelim mi? Oyunlar dediğim gibi hani çocukların kas gelişimi ve ekstradan kemik gelişimlerinde zaten çocukların büyümesi 22-24 yaşı aralığına kadar devam eden bir şey. Kasların ve kemiklerin büyümesi, uzaması bu aralıkta son buluyor artık son olarak. Ondan sonra da normal boyuta dönüyor insan. O zamana kadar yapılan tüm sporlar zaten çocuğun bütün her şeyini geliştiriyor ve 22-24 yaşından sonra da artık kemiklerimizde yıkımlar başlıyor ve bu yıkımları engellemek için
spor yapmamız lazım ki hani bayanlarda daha sonrasında görülebilecek bir sürü hastalıktır, bir sürü komplikasyondur falan var. Onların daha da fazla gecikmesini engelliyor zaten. Yani zıplamaktır, bir yerlere tırmanmaktır. Çocuklar için aşırı derecede geliştirici sporlar. Hani aynı zamanda filan hani çocukların aldığı darbeler hani minimal bile değil burada. Hani daha fazla efor gerektiren şeyler. Hani çocuklarımız böyle için korkutucu bir alan yok aslında burada. Evet, yani daha çok onların kemik tabii ve kaslarına yönelik daha çok çalışmalar var. Bu şekilde ilerliyor. Sadece çocuklarımız gelmiyor bu arada buraya. Evet, yetişkinler de geliyor. Dediğim gibi yetişkinlerde de hani büyüme durduktan sonra hani gerileme çağımız vardır bizim. Bu gerileme çağında daha engellemek, hani boy kısalmasıdır, ondan sonra osteoporozdur, kırık riskini falan azaltmak amacıyla bu tür aktivitelere bol bol gelebilirler. Yani ileride hani diyoruz ya, banyodan düştü, kaydı, kırık oluştu. Hani bu tür aktivitelerle bunları geciktiriyoruz ve önlüyoruz. Evet. O zaman her yaştan insan buraya gelip evet, bu oyunlardan yine oynayabilirler. Peki ne tür önlemler alıyorsunuz onlar için? Şimdi şu şekilde önlemlerimiz var. İlk başta bu bir çelik konstrüksiyon üzerine kurulu bir sistem. Evet. Ve çelikler bildiğiniz gibi sert maddelerdir. Hani herhangi bir şekilde bir yere çarpmanızda veya üzerine düşmenizde veya üzerinize düşmesinde çok büyük zararlar verebilir. Biz de bunları engellemek için üzerlerini özel süngerlerle kaplıyoruz. İç tarafında 32 densite ile 72 densite arasında, biraz teknik bir terimdir, bilen bilir. Arasında süngerlerimiz bulunmakta. Bulunduğu yerlere göre değişiklik göstermektedir. Ara panellerde bulunanlar 72 densite, üst taraflarda bulunanlar 32 densitedir. Ve vurduğunuz zaman veya çarptığınız zaman sizi daha çok yumuşatırlar. Gelip görmeleri tavsiye ederim, denemeleri tavsiye ederim. Ve insanlarımızda bir de şu var, ya çocuk giriyor, ben girsem olmaz diye bir şey yok. Bu bir spordur. Her gence, her yaşlıya, her çocuğa uygun bir yerdir. Kesinlikle. Sizin iletmek istediğiniz bir şey var mı? Spor salonları kapalı ortamlar, havasız ortamlar, o kadar rahat eğlenip gülebileceğin ortamlar değil. Tek başına hani yapılan sporlardansa böyle toplu bir alanda, toplu olarak yapılan sporlar her zaman insan için daha faydalıdır. Hani en azından stres atabilecekleri bir alan yaratmışız buradan. Hiçbir şey yapamıyorsak diye biliyoruz. Stresi azaltır. Tabii. Toplumumuz şu an iş ortamından çok sıkılmış bir toplum. Hani gelip rahatça eğlenip gülebilecek ve ekstradan spor yapabilecekleri bir yer. Evet. Böyle bir alan yarattığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Teşekkürler.